Evet sevgili dostlarımız, kıymetli takipçilerimiz, Aydemir Emlak, ben Ahmet Aydemir. 30 dönüm bir fındık bahçesi düşünün. 7 dönüm topulu, 800 ocak fındık var. Ocak diyenler bilir diyor sahibi. Bir tanesi, şöyle göstereyim, bir tanesi 1 ocak. Belki bir tanesinin içinde 5-6 tane, 5-6 tane olan da var, 7-8 tane dal olan da var. Bu sene diyor ablamız 3 ton fındık bekliyoruz diyor. Bu sene çok güzel verim alacağız diyor. Tam verim çağına geçmiş. Bir vadi düşünün, bir orman düşünün. Böyle Kaz Dağları'na giderken bir vadi düşünün. Bu dağların arasında köyün hemen 200 metre altında evi yapılmış, inşaat ustası kendisi. Çok güzel evini yapmış. Bahçelerini yapmış. Envai çeşit meyve ağaçları var içinde. Narların bu sene dalı kırılacak diyor. Çok güzel bahçeler yapılmış arka tarafa. Domatesler, biberler ekilmiş, her şey yapılmış. Harika korumda bir bahçe burası. Ucu bucağı yok. Yani böyle bir şey yok. Her şey yapılmış. Yani incirden tutun da, nardan tutun da her şey var yani. Burası özel hobi bahçemiz. Bakın araçlarımıza geldik. Araçların içine kadar gelebiliyorsunuz. 30 tonluk su deposu yapılmış bu sene özel. İnanılmaz verimli fındıklar bu sene. Fındık çok kaliteli, pahalı bir şey biliyorsunuz. Bu sene fındığın belki de dalları tutmayacak. Her taraf fındık bakın. Çok fındık var fındıkların üzerinde. İnşallah bu sene çok güzel verim alınır. Çok güzel olur. 800 ocak az değil. Envai çeşit yüzlerce meyve ağacı var. Burası da çok güzel bir vadi. Burası teras. Burası çok güzel bir teras alanı. Çok sağlam bir kayanın üzerine kurulmuş. Çok sağlam temel atılmış. Kendisi inşaat ustasıdır. Evini yapmış. Evin içi çok güzel. Biraz sonra evin içine de gireceğiz. Ama altta depolar var. 30 dönüme fındık ekilmiş. 6 dere. Derenin sesi buraya kadar geliyor. Kuş seslerinden. Kuş sesleriyle derenin sesi karışıyor. Şimdi evimize doğru giriyoruz. Böyle bir girişimiz var, holümüz var. Böyle bir tane salonumuz var. Zaten usta, evin sahibi usta, inşaat ustası, elinden her şey geliyor. Çok geniş bir salon var. Şimdi buradan şöyle bir geçtiğimizde hemen sol tarafta bir tane geniş burada bir banyomuz var. Tertemiz, bakın. Geniş şey diyor abi usta olduğu için burayı diyor biz diyor ısıtma yalıtımlı yaptık diyor. Böyle geniş bir yerler laminat parke yapılmış. Çatı çok sağlam. Çatıdan hiç akan, kokan, patlayan hiçbir yer yok. Sevgili takipçimiz bakın. Yine burası ebeveyn yatak odamız burası. Büyük bir oda. Yaklaşık 100 metre civarında bir yer burası. Tertemiz. Evimizin durumu bu şekilde. Arka tarafta bakın bu tarafa doğru gidildiğinde yine ardiye gibi birçok işte her şeyinizi koyabilirsiniz. Geniş bir oda olarak burası bu şekilde. Şimdi burası da yine ardiyemiz bakın her şeyinizi koymaya. Domatesinizi, biberinizi, salçanızı, her şeyinizi buraya koyabilirsiniz. Böyle bir ardiye yeri yapılmış. Çok güzel, ideal bir ev. Bir, iki, üç tane odası var. Bu şekilde bir holi var. Şimdi evimizden çıktık. Bakın, maşringamız yaz kış hazır burada hemen. Çok güzel bir tane terası var. Üstüne bu şekilde kapatılmış bakın. Güneş görmesin diye. Her yer bahçe, yer gök bahçe. Asmamızdan tutun da her şey var. Evin alt tarafında da ardiye. Şimdi ardiyeniz altı burası. Taş temeller yapılmış buraya. Her şeyi bakın usta olduğu için her şey elinden geliyor. Bu şekilde her şey lazım. İnşaat malzemeleri bu şekilde. Aracınızla yaz kış gidebileceğiniz bir yolunuz var. Su deposu az ileride. Su deposu yapılmış. Yani fındıklığın ucu bucağı yok diyebilirim. O nedenle burası çok güzel bir yer.
Bir yıl önce çekmiştik ama şimdi bu yıl tekrar dedik ki bir daha gidelim, bir daha çekelim. Yerimiz burası. Çok güzel bir vadi üzerine kurulmuş. Orada bir tane daha komşumuz var. Çok değerli insanlar, güzel insanlar. Burası envai çeşit gözünüzün alabildiği yer. Fındık bahçesi. Burada da yine hobi bahçemiz var. Küçük bir hobi bahçemiz. Buraya da güzel bir hobi bahçesi yapılabilir. Burada çalışmak çok keyiflidir. Burada bakın yollar yapılmış. Her fındıklığın yolu var. Burada inanılmaz bir dere sesi geliyor. Hep bu şekilde yollar yapılmış. Üst tarafta ceviz ağaçları. Yani toplayacak insan lazım bakın bunları. Bunlar hep mücadele oluyor. Bakın su, su. Buradan su bol, dere bol. Burada su bol. Su sıkıntısı yok. Yaz kış dere akıyor. Damlama da var hazır diyor. Hepsi hazır ama biz de elle suluyoruz diyor. Ya çok bakımlı fındıklar. Şu fındığa bakar mısın ya? Ne kadar boy posu. Oh maşallah. Yani inanılmaz büyük değil mi? Şunlara bak. Şu boya baksana. Bunlar nasıl topluyor? Vay maşallah. 3 ton fındık bekliyoruz diyor. 30 dönüm fındık ekilmiş. Alt tarafta dere. Şaldır şaldır dere akıyor. Burayı bir geçen seneden ilave olarak su deposu yapılmış. 35 tonluk su deposu yapılmış ilaveten. Orası bir artı yani. Ama bütün bakın her türlü yolu var yani fındıkların. Fındık bahçenin giden her tarafa yolu var. Kadastro parsel uygulamasından da şimdi size Ender kardeş yerin durumunu ve konumunu sizlerle paylaşacak. Bakın merdiven yapılmış buralardan. Buradan da inerek fındığını toplayacaksınız. Bakın eriğin dalları kırılacak. Her taraf erik. Erikten geçilmiyor. Bu güzel vadiyi 12 ay 24 saat seyredeceksiniz. İnanılmaz güzel bir vadide. Yukarıdaki terasınızda her akşam çayınızı, soğuk ne içiyorsanız soğuğunuzu içeceksiniz. İnanılmaz keyifli bir yer. Bakın burayı komple fındıkları ekmişler. Buraya bu şekilde devretmek istiyorlar. Bu asmanın altında bile yazın oturacaksınız. Asma çok güzel bir çardak istiyor. Çardak yapılabilir buraya. İnanılmaz güzel. Ama bu teras yeter yani. Ev çok sağlam yapılmış. Fiyat bilgisini açıklamalarda yazacağız. İrtibat telefonlarımız ise altta yazıyor. Sakinlik isteyenler, doğa isteyenler, güzellik isteyenler lütfen bizimle iletişime geçsinler. Burayı değerlendirmek istiyoruz. Gelen fiyatları mağaza sahibine sunacağız. Sizin de bu güzel dağların arasında hem arka tarafta dağlarla çevrili. Güzel bir doğada böyle güzel bir yeriniz olmasını istiyorsanız elektriği var, suyu var, her şeyi var. Böyle güzel bir doğada yeriniz olmasını istiyorsanız tam da yeri burası. Buraya neler olur neler olur yani. Bunun üstünde kapatabilirsiniz. Burada her şey olur. Bakalım burası kime nasıl kısmet olacak. Bizi gerek yurt içinden gerekse yurt dışından takip eden Aydemir Emlak YouTube kanalımıza abone olan tüm sevgili dostlarımıza, kıymetli takipçilerimize en derin selam ve saygılarımı sunuyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın efendim. Sağ olun, var olun.